Tam şu anda bilinçaltımı istediğim şeye sahip olmakla yeniden programlayacağım ve arzuladığım enerjiyi kendime çekeceğim. Hazır mısın? Bu kadardı. Evet, cidden bu kadardı. Yani bu baktığım şey ne mi? Bu benim kendi oluşturduğum bir tılsım. Bu sembolü manifestlemek istediğim bir cümleyi kullanarak oluşturdum. Örneğin benim sembolüm enerjik olarak korunuyorum cümlesinden oluşuyor ve ben ne zaman bu tılsıma baksam bu cümle gerçekleşiyor. Nasıl mı? Merak etme, sana da anlatacağım. Merhaba, ben spiritüel danışman ve manifesting koçu Nesli Pizza. Bu videoda size hayallerinize ulaşmanıza yardımcı olacak tılsım yapımından bahsedeceğim. Başlamadan önce lütfen bu kanala abone olduğundan emin ol, çünkü bu bilgiler gerçekten de hayatını değiştirecek türden. Ayrıca beğenip yorum bırakırsan çok sevinirim. Manifesting dediğimiz şey düşünce gücünü ve bilincini kullanarak istediğin şeyi kendine çekmektir. Biz istediğimiz bir şeye zaten sahipmiş gibi davranarak onun enerjisini salgılayabilir, dolayısıyla onu kendimize çekebiliyoruz. Ancak beynimizde bu zaten sahip olma varsayımını yapan kısım, zihnimizin sadece ama sadece %10'unu oluşturan aktif bilincimizdir. Yani kullanabileceğin enerjinin çok ama çok küçük bir parçasını kullanarak manifestlemeye çalışıyorsun her şeyi aslında. Asıl bilinç gücümüzün yattığı, zihnimizin kalan %90'ını oluşturan yer bilinçaltımızdır ve evrenle sürekli iletişimde olan asıl yer burasıdır. Eğer bilinçaltını terbiye etmeyi ve istediğin fikri bilinçaltına programlamayı öğrenirsen, bir şeyi nefes aldığın her an manifestliyor olursun. Aklında beliren tüm düşüncelerin geldiği yeri değiştirmek, sadece düşünce kalıplarını değil, enerjini ve auranı da değiştirmektir. Senin zengin olduğuna programlanmış bir bilinçaltı seni zengin biri gibi düşünmeye ve bereket enerjisine odaklanmaya şartlayacaktır. Zengin birinin alacağı kararları almaya itecektir ve dış görünüşün hakkında hiçbir şey değişmese bile insanlar seni lüks biri gibi algılamaya başlar. Kısa bir zamanda bilinçaltındaki gerçekliğin gerçek hayatta kendini manifest etmiş olduğunu görürsün. Şimdiye kadar anlamış olacaksın ki bilinçaltına hükmetmeyi ve enerjini yeniden yönlendirebilmeyi öğrenirsen tüm hayatını tak diye değiştirebilirsin. Bunu metakognisyon ve meditasyon yaparak da başarabilirsin ki bunları yapmanı tabii ki de öneriyorum. Ancak ben bu videoda bilinçaltına sübliminaller göndererek kendi zihnini yeniden kodlamana yardım edecek tılsımlardan bahsedeceğim. Lütfen başlamadan önce abone olmayı unutma ve beğen, yorum bırak. Peki tılsım, yani sembol nedir? Tılsımlar arzuladığımız şeyin enerjisiyle yapılan, oluşturulmuş sembollerdir. Evrenle sürekli olarak iletişimde olan bilinçaltımızı belirli bir enerjiye kodlarlar ve bizi arzuladığımız şeyin enerjisine olumlarlar. Tılsım yapmak öz enerjini yönlendirmenin en basit yollarından biri aslında. Kendine ait bir tılsım oluşturunca manifestlediğin şeyin bilinçaltında zaten gerçekleşmiş fikrini pekiştiriyorsun ve bu seni kocaman bir enerji mıknatısına dönüştürüyor. Örneğin parayla ilgili bir sembol yaptın diyelim. Bu sembolü parayla ilişkilendirdiğinde sadece sembolü görmen bilinçaltına paranın geldiğinin sinyalini verir ve evrene bereket enerjisi yaymaya başlarsın. Semboller yolundaki blokajları kaldırır ve bir şeye ulaşırken sana büyük bir şans sağlarlar. Semboller bir şeyin gerçekleşme şansını binle çarpar diyebiliriz. Sembolleri, yani tılsımları, kendin hakkında herhangi bir şeye ulaşırken kullanabilirsin. Para, güzellik, iyi notlar, şans, her şey. En can alıcı sorunun olduğu yere geldik. Peki bu büyü mü? Sembol yapımı asla ama asla büyü değildir. Altını çizerek söylüyorum, şimdiki anlatacağım şeyin herhangi bir sihirle veya büyüyle hiçbir alakası yok. Sadece kendi enerjini kullanıyorsun. Bu kadar. Bu herhangi bir dine ait veya ezoterik bir sembol, mühür değil. Onun için sicil terimini kullanmadım bu videoda, fark ettiyseniz. İnternette sık sık sembol yapımına sicil denebiliyor, ancak siciller farklı diyagramlarla oluşturulduğu ve farklı varlıklarla çalışılırken kullanılabildiği için ben öyle kapsayıcı bir terim kullanmak istemedim. Biz herhangi bir varlıkla çalışmıyoruz. Sadece kendi enerjimizi kullanıyoruz, bu kadar. Bu sadece bilinçaltımızı kodladığımız ve saf enerjimizle çalıştığımız bir sembol, bu kadar. Karması yok, büyü değil, rahat olun. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Bu anlaşıldıysa şimdi yapımına geçiyoruz. Ancak şu ana kadar duyduklarına hoşuna gittiyse abone olmayı lütfen unutma. Üçüncü kez söylüyorum galiba ama çok uğraştım bu video için. Onun için abone olun. Tılsım yapımında ilk adım, gerçekleşmesini istediğimiz ve sembole dönüştüreceğimiz cümleyi seçiyoruz. Ancak bu cümle geniş zaman, şimdiki zaman veya geçmiş zamanda olmak zorunda. Çünkü örneğin turnuvayı kazanacağım yazarsan kendini kazanma enerjisine değil, sürekli kazanacak olma ancak kazanmama enerjisine odaklarsın. Onun için olacağım, edeceğim yazmayacağız. Aynı şekilde cümlenizde istiyorumlu herhangi bir şey olmasın.
Çünkü örneğin okul birincisi olmak istiyorum yazarsan kendine çektiğin şey birinci olmayı değil, birinci olmayı istemek olur. Sürekli isteme enerjisinde takılı olmak istemediğimiz için istiyorumla hiçbir şey yazmayacağız. Cümlenize olumsuz herhangi bir şey de karışmamalı. Mesela artık kumar oynamıyorum cümlesindeki odak hala kumar oynamakta. Enerjik anlamda çekeceğimiz şeyden tamamıyla emin olmak istiyoruz. Onun için negatif herhangi bir ibare kullanmayalım. Aynı şekilde kumar oynamayı bıraktım da öyle. Negatif herhangi bir şeyle ilerlememeye çalışacağız. Onun için paramı sadece hayırlı şeyler için harcıyorum'a dönüştürebiliriz bu cümleyi. Sigara içmiyorum yazmak yerine sadece temiz hava soluyorum yazın mesela. Aynı zamanda başkalarını karıştırdığınız bir cümle yazmayın. Şu aşık olduğu bu mesaj attılardan uzak duralım. Bunları tasvip etmiyorum. Sadece kendinizle ilgili şeylere odaklanın. Bunların hepsini kendi sorumluluğunuza yapıyorsunuz. Eğer kendinize çekmek istediğiniz şeyi cümleleştirmekte zorlanıyorsanız Instagram'ım Nesli Pizza, açıklamada linki var. Oradan beni takip edip benden yardım isteyebilirsiniz. Size yardımcı olurum. Aynı zamanda gerçekleşmesi imkansız şeyleri yazmaya gerek yok. Biliyorum imkansız diye bir şey yoktur, imkansız sübjektiftir. Ancak ben gerçekten de gerçekleşme ihtimalinin sıfır olduğu şeylerden bahsediyorum. Örneğin güneşe çıkıp mangal yaptım yazmayın. Tılsımınız bir şeyi gerçekleştirmeye yol açar, evet ama bunu gerçekleştirmek yine sizin elinizde. Örneğin piyangoyu kazandım diye tılsım yapıp piyango bileti bile almazsanız bunun pek bir anlamı olmaz. Tılsımlar bir şeyin gerçekleşme ihtimalini bine katlar, evet ama çekmeye çalıştığınız şeyin gerçekleşme ihtimali sıfırsa sıfırı bine çarptığımızda elimizde yine sıfır kalır. Dolayısıyla seçtiğiniz cümlenin gerçekleşmesi için hayatta çaba göstermeyi unutmayın. Örneğin tılsımınız kilo vermek içinse tılsımınız bunu tak diye doğru kılmaz ancak buna ulaşma yolunuzda size yardım eder ve blokajları kaldırır. Mesela sabah kalkıp spor yapmak için size enerji ve motivasyon verir ancak tak diye size 10 kilo kaybettirmeyecektir. Sembole dönüştüreceğiniz cümleyi bir kağıda yazın. Ben korunuyorum cümlesini seçtim bunun için. Sonra yapacağınız şey şu. Cümlenizdeki tüm ünlü harfleri silin. Mesela O ünlü harf, U ünlü harf. Bunları siliyoruz. Geriye K, R, N, Y, R, M kaldı. Sonra kalan ünsüz harflerden kendini tekrar eden varsa bir tanesini silin ki geriye sadece farklı ünsüz harfler kalsın. Geriye kalan ve çalışacağımız harfler bunlar. Şimdi içinizdeki sanatçının ışıldama zamanı çünkü bu kalan harflerle kafanıza göre istediğiniz şekilde bir sembol oluşturmalısınız. Harfler birbiriyle bağdaş olacak şekilde bunları kullanarak istediğiniz gibi bir resim oluşturabilirsiniz. Sonuç hakkında endişelenmeyin, sadece çizin ve keyif alın. Benimki böyle oldu. Burada Y var, K, R, N ve M. Şimdi istediğiniz şekilde buraya noktalar ve çizgiler ekleyebilirsiniz. Olabildiğince estetik yapmaya çalışın, göze hitap etsin. Okunur olması hakkında endişelenmeyin, sadece kafanıza göre çizin. Ve voilà, tılsımınızı oluşturdunuz. Şimdi işe yaramaya başlaması için onu aktive etmeliyiz. Bunu ona enerji vererek yapabiliriz. Tılsımınızın işe yaraması için onu aktive etmeniz çok önemli. Asıl onu enerjiyle şarj ettikten sonra sembolünüz işe yaramaya başlayacaktır. Bunu başarmak için tılsımınızla meditasyon yapmalısınız. Benliğinize kabul etmek için 7'şer dakika olacak şekilde her bir çakranızla tılsımınızla meditasyon yapın. Bunu nasıl başarabilirsiniz hemen tekniklerini vereceğim. Öncelikle tılsımınızı bir önünüze koyun ve rahat bir pozisyona geçin. Bildiğiniz üzere 7 çakramız var. Tüm çakralarınızın açık olduğunu varsayalım ve taç çakranızla başlayalım. Size yardım edecek imajinasyonlara dair örnekler vereceğim. Taç çakranızın olduğu yere yani alnınıza dokunup oradan parıltılı, renkli bir ışığın çıktığını hayal edin. İstediğiniz renkte olabilir, hayal gücünüze kalmış. Bu ışığın sembolünüze girip kaybolduğunu ve sembolünüzün enerjiyi emdiğini hayal edin. Çakranızın vücudunuzda bulunan kısmına odaklanarak sembolünüzün enerji ve güç doğmaya başladığını düşünün. Bunu taç çakran için yaptıktan sonra sıra sıra alt çakralara inip böyle meditasyon yap. Her çakran için minimum 7 dakika ayır. Bu meditasyonu bitirdiğinizde tılsımınızın size ait muazzam bir enerji barındırdığını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Bir sembolü aktive etmenin başka daha eğlenceli yolları da var. Mesela Grant Morrison'a göre herhangi bir sembolü aktive etmek için bize adrenalin salgılatacak bir şey yapabiliriz. Mesela sembolü bakarken bungee jumping yaparsanız hissettiğiniz o yoğun enerji sembolünüzü aktive edecektir. Bu metodu denemek istiyorsanız hani muhtemelen bungee jumping yapamayacağınız için Luna Park'a gidip gondola binebilirsiniz. Hani o an hissettiğiniz yoğun enerjinin sembolünüze aktığını imajine edebilirsiniz. Bu da bir yol.
Tebrik ederim. Kendi bilinçaltınızı istediğiniz şekilde programlayan ve enerjinizi yönlendiren bir tılsım oluşturdunuz. Unutmayın ki bu tılsım sadece ve sadece sizin hayat enerjinizle oluşturulan bir sembolden ibaret. İçinde sihir, büyü veya farklı dinlere ait hiçbir ibare yok. Yalnızca kendi hayat enerjiniz ve bilincinizle yaptığınız bu tılsımı, onun için rahat olun. Az önceki söylediğim gibi bu tılsım herhangi büyülü bir şey olmadığı için istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kapınıza, duvarınıza asabilirsiniz. Kolye olarak takabilirsiniz. Ayakkabınıza koyabilirsiniz. Kolunuza çizebilirsiniz. Yani telefon arka planınızı yapabilirsiniz. Eğer güzellikle alakalıysa aynanızı asabilir veya parfümünüzün üstüne koyabilirsiniz. Zeka ile ilgili ise kalem kutunuza, çantanıza koyabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Artık tılsımınıza her baktığınızda olumlamanız bilinçaltında kendini tekrar yazacaktır ve istediğiniz şeyin enerjisini salgılayacaksınız. Dolayısıyla onu kendinize çağıracaksınız. Tamam, tılsımı yaptınız. Peki şimdi ne olacak? Öylece duracak mı? Hayır. 7/24 tılsımınızı düşünmemeye çalışın ama arada sırada tılsımım işe yaradığı için çok mutluyum diye düşünmek etkisini arttıracaktır. Örneğin notlarınızla ilgili bir tılsım yaptıysanız ve 100 aldıysanız bir sınavdan içinizde o minnet hissini duyun. Tılsımınız hakkında acaba işe yarıyor mu diye düşünüp meraklandığınız her an bu merak hissini vay be tılsımım işe yarıyor diye minnet hissine yönlendirmeye çalışın. İşe yaramadığını düşünürseniz işe yaramaz veya bundan şüphe duyarsanız maalesef bu sürece müdahale etmiş olursunuz. Unutmayın, burada minnet hissettiğiniz asıl şey tılsım değil. Kendi enerjiniz ve arzunuzun zaten gerçekleşmiş olması. Arzuladığınız şeyin zaten gerçekleşmiş olması fikrine minnet duyarak, isteğinizi hayata tezahür ederek çağırıyorsunuz ve manifest ediyorsunuz. Onun için tılsımınız aklınıza geldiği zaman şükran duygusu, minnet duygusu hissetmeye çalışın. Tılsımınızın enerjisi kullanıldıkça azalacaktır. Zaten istediğiniz şeylere yaklaştığınızda tılsımınızın işe yaramaya başladığını göreceksiniz. Sembolünüzün enerjisinin azalmaya başladığını hissettiğiniz anlarda toprakta veya dumanda yeniden şarj edebilirsiniz, tütsüleyebilirsiniz hemen. Selenit kristaliniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Yeniden şarj edildiği sürece tılsımınızın ömrü yoktur, istediğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz. Tebrik ederim, başarılı bir şekilde bilinçaltınızı yeniden kodlayan ve manifestinglerinizde acayip işinize yarayacak bir tılsım oluşturdunuz. Eğer bu video işe yaradıysa lütfen ve lütfen bu kanala abone olmayı unutma. Ayrıca beğenip yorum bırak lütfen. Instagram'ım ve TikTok'um Nesli Pizza'da bana ulaşabilirsin. Instagram'ımda eğer herhangi bir sorunu olduysa her an tüm bu şeyler için bana yazabilirsin ve sana yardımcı olurum. Bu videoya dair araştırmalarımda bana yardımcı olan majisyen arkadaşım Melisa'ya çok teşekkür ederim. Bu video için gerçekten çok araştırma yaptım ama bana en çok yardım eden kişi majisyen arkadaşım Melisa oldu. Onun da Instagram'ını buraya koyuyorum. Kendisi gerçekten bu konularla ilgili acayip bilgili. İstersen onu da takip edebilirsin buradan. Madem buradasın, istediğin kişiyi tak diye peşine takacak vazgeçme enerjisinde buradan bir öğren derim. Teşekkür ederim videoyu izlediğin için ve görüşürüz.